Günaydın. Kızım otursana. Babacığım benim hemen çıkmam lazım. Öğretmen sınav var, erken gelin dedi. Kızım bir şey yemedin ki, bir şeyler ye. Ben geç kalmayayım. Görüşürüz. İyi. Sen bilirsin. İffet. Gel kızım. Şöyle otur da senle baba kız biraz konuşalım ha. Bir şey mi oldu baba? Yok. İffet. Bak kızım. Yakında sen evlenip gideceksin. Allah nasip ederse mutlu da olacaksın. Tövbe ya. Ben böyle şeyler nasıl söylenir bilmiyorum ki. Sen evlenip gidince ben yalnız kalacağım. Tamam mı? Nimet var ama o da sabahtan akşama kadar okulda. Akşam olunca yemek lazım. Sağ olsun Nimet bir şeyler yapmaya çalışıyor ama elinden gelen bu, beceremiyor. Sonra ne bileyim, çamaşır var, ütüsü var, bulaşığı var. Ben bu işlerden hiç anlamam ki. Ben anladım baba. Ben sana sormadan bir karara varmak istemedim. Gerçi Nimet'e de nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum ama. Münevver teyzenizi tanıyorsunuz. Baba, Münevver teyze çok iyi bir insan. Yani sen kararını verdikten sonra bize bir şey söylemek düşmez. Ama artık kötü davranıp üzmezsin kadını. Yok kızım. Korkma. Kötü davranmam ben. Ha İffet. Şu damatla bir konuşsan da damatla kardeşini bir ziyarete gitsek ayıp olmasın ha. İffet, ben olanları duydum, çok üzüldüm. O Gül'ünü de günahım kadar sevmem zaten. Bir de üvey kardeş çıktı başıma bu yaştan sonra. Hadi hazırlan da stüdyoya gidelim, durma burada. Yok Nil, ben evde kalacağım. Ne yani? Siz evlenmiyorsunuz diye fatura bana mı kesilecek? Artık çalışmayacak mısın stüdyoda? Yok, yani olur mu öyle şey? E hadi o zaman. Hadi gidelim. Bak çok kırılırım. Ben seni hayatta bırakmam. Sen benim için neler yaptın? E hadi İffet. Benim de canım çok sıkı. Ne olur ya. Hem birbirimize destek olur. Fotoğrafların hiçbirini bastırmamışım. Hepsini bilgisayarda unutmuşum. Onları bastıracağım. Amcam iyileşince beraber bakacağız. Geçen sene yaz tatili için geldiğimde çekmiştim bunları. Bunları o gün tutturdular balık tutacağız diye.
Halam da dalga geçti. Siz kim, bızık tutmak kim diye. Sabah bunlar evden bir çıktılar. Akşam eve bir döndüler ellerinde 4 kilo balıkla. Hepimiz şaşırdık tabii. Babam, amcam. Böyle bir şişiniyorlar, bir hava atıyorlar, görmen lazım. Halam Gül'ün de çağırmış. Hepimiz oturduk, bütün balıkları yedik. Sonra herkes bir acayip oldu. Meğer bunlar balık falan tutmamışlar. Yoldan geçerken bir balıkçıdan almışlar. Balıklar bayatmış. Sonra hepimiz aile boyu zehirlendik. Nil, ne olur böyle yapma. Ne olur üzme böyle kendini. Amcan çok iyi olacak. Gerçekten. Ben bakarım. Hoş geldin. Merhaba İffet. Şey, Nil atölyede çalışmaya devam etmemi istedi. Tabii bir mahsuru yoksa. Yani elbette. Merhaba Nil. Merhaba baba. Amcam nasıl? Ne diyorlar? Aynı, bir değişiklik yok bildiğin gibi. Ben de İffet'e balık tutma maceranızı anlatıyordum. Bir şey içer misin? Ya hayır, teşekkür ederim. Yani ben istersem sonra kendim alırım. Ya bunları yapmak zorunda değilsin lütfen. Bunları yapmak zorundayım. Bu benim işim. Ama bu seni bu kadar rahatsız ediyorsa ben burada çalışmayabilirim. Ben öyle demek istemedim aslında. Pardon. Alo. İffet Hanım. Melda ben. Bugün sizi gelinlik provasına bekliyorduk. Gelmediniz. Melda Hanım, ben gelinlik provasına gelemeyeceğim. Biz vazgeçtik gelinlikten. Kusura bakma. Peki, nasıl isterseniz. İyi günler. Nil, ben hastaneye dönüyorum. Ben de çıkıyorum baba. Çok bunaldım stüdyoda. Sonra gelirim ben de hastaneye. İstersen seni gideceğin yere kadar bırakayım. Yok babacığım, gerek yok. Ben bakarım başımın çaresine. İffet, sen de kafana göre takıl. Burası senin sayılır biliyorsun. Görüşürüz. İffet. İstemedim. Hiç. Ben bu lafı o kadar çok duydum ki. Artık duymak istemiyorum. Gerçekten. Üstüne hiç konuşmayalım. Burada kapansın lütfen. Ben gerçekten çok üzülüyorum. Özür dilerim. Thank you.
beraber oturalım, ha? Canım hiçbir şey istemiyor. Zaten birazdan eve geçerim. Kuzum. Sen ne sıkıntıları, ne zorlukları aştın. Bunu da aşarız hep birlikte. Canımı en çok ne acıtıyor biliyor musun sen? Ali İhsan bu kadar zor bir durumda. Ve ben yanında olamıyorum. Gün doğmadan neler doğar. İyi düşün ki iyi olsun. Artık benim mutlu olabilmem için bir mucize olması gerek. Gelince ona da söyleyeceğim. Eğer bir sakıncası yoksa Yıldırım nikah yapalım. Vallahi kararsız benim. Nasıl uygun görüyorsanız öyle olsun. Ali İhsan. Merhaba İffet. İzin verirseniz İffet'le biz bir yarım saat dışarı çıkabilir miyiz? Olur ama fazla geç kalmasın. Söz laf olmasın. Sizi merak etmeyin. Söylemezsen şuradan şuraya gitmem. Pekala. Her şey yalanmış. Ne yalanmış? Ya Gül'ün hamile değilmiş. Yalan söylemiş. Sırf bizi ayırmak için. Ama kimse böyle bir konuda yalan söyleyemez ki. Söylemiş işte. İtiraf etti, kabul etti. İffet. Belki üçüncü defa olacak ama. Evlenir misin? Benim de ikinci olacak ama. Sen de beni mi? Ben de seni seviyorum. Hadi gel seni bir yere götüreceğim. Nereye? Gel. Gidince görürsün hadi. Ben böyle skandal görmedim. Bu saatte hiç prova mı olur ya? Ali İhsan Bey. İyi akşamlar. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Kusura bakmayın, bu saatte rahatsız ettik sizi. Ne demek, ne demek Ali İhsan Bey? Siz isteyin yeter ki. Gelinlik provasını kaçırmıştık ya. Nasıl? Şimdi mi yapacağız gelinlik provası? Bunun için geldik. Ben İffet Hanım sizi şöyle alayım, ben bizzat ilgileneceğim gelinliğinize.
Ama uzadı. Ne bitmez merasimmiş. Git artık İffet, hadi. Git. İşte. Patron, çok yakışıklı olmuşsun. Sen de öyle Emre. Teşekkür ederim. Ay Allah'ım, şükürler olsun. Bugünleri de mi göreceğim? Gelin hanım, siz de çok güzel olmuşsunuz. Çok iyi gördüm seni. İyiyim abi. Gayet iyiyim. İffet Hanım, bu ne güzellik. Teşekkür ederim Erhan. Bak, hala vazgeçmek için zamanın var. Bir daha düşünürüm ha. Serseri. Vallahi bilmiyorum Serpil. Bu bir evse bizimkine ne denir acaba? Şeftali, kayısı, karışık meyve suyu. Hadi bakalım. Hemen yarın nikah kıyalım.
Hayır Osman Efendi, hayır. Ya insan 20 seferde hayır mı der? Kolay gelsin efendim, iyi eğlenceler. Bu kız gerçekten hizmetçi miymiş? Doğru mu şekerim? Doğru tabii. Duymayan kalmadı. Rezillik. Kesinlikle. Merhaba, afiyet olsun. Alo? Geldin mi? Tamam, şimdi kapıdan alıyorum seni. Güzel oldum ki diyecek laf bulamıyorum kuzum. Ablacığım. Kuzum. Hadi bakalım. Maşallah kızım. Hadi. İşte Azmi'nin zaferi. Seninle daha işimiz bitmedi İffet. Erhan iyileşti sayılır. Asıl bundan sonra görüşeceğiz. Dilek Hanım, sıkılmadınız mı aynı şeyleri söylemekten? Yani biraz rahatlasanız. Düğün, dernek biraz eğlenseniz. Bence size çok iyi gelir. Ben gidiyorum bu evden. Yoksa aklımı kaçıracağım. Bence çok şey kaçırıyorsunuz. Ne kadar güzelsin. Onları yalnız bırakmadığınız için siz değerli misafirlerimize çok teşekkür ediyorum. Hadi gel. Ben burada bekle. İyi peki. Geliyorum. Burada bu güzel gecede gelini ve damadı vermiş oldukları böylesine isabetli bir karardan ötürü tebrik ediyor. Sayın Ali İhsan Emiroğlu ve İffet Kılıç, nikah memurluğumuza yapmış olduğunuz başvurunuz değerlendirilmiş ve evlenmenize hiçbir sakınca olmadığı tespit edilmiştir. Hastalıkta, sağlıkta, iyi günde, kötü günde birlikte olmak için vermiş olduğunuz bu kararın daim olmasını diliyorum. Şimdi şahitlerimizin ve davetlilerimizin huzurunda nikah törenine başlıyoruz. Siz Ali İhsan Emiroğlu, hiçbir kimsenin tesiri altında kalmadan Sayın İffet Kılıç'ı eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet.
Evet. Sayın İffet Kılıç, hiç kimsenin tesiri altında olmadan Sayın Ali İhsan Emiroğlu'nu eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. Allah mutlu etsin kızımı.